Ki Mafya abi çok güzel yazmış. Ya zaten adı vergi ise, yani vergi değil diyorlar ama buz gibi vergi ya, olur mu öyle şey? Adı vergi ise zaten borç, yani bankadan almak gerekir onu. Yani borçlunun şeyi olur mu? Vergi yükümlülüğü olur mu? İkinci konu, böyle hani nezaketi koruyarak şey yapmaya çalışıyorum ama böyle garip garip laflar var. Diyor ki efendim işte 100 bin lira kredi limiti var. Ya memlekete bir 750 lira falan verseniz ne olur işte, bir zorunuza mı gidiyor falan. Ya kardeşim zorumuza falan gittiği yok, tamam mı? Bu ülkedeki pek çok insan, Vallahi bir şey söyleyeceğim. Benim zoruma gidiyor. izin Çok net ver. söyleyeyim. Benim zoruma gidiyor yani. İzin ver. Bence benim söylediğim yere Nedenini de sen de söyleyeyim. geleceksin. Eğer diyorsan ki ülkenin gerçekten samimiyetle böyle bir ihtiyacı var ve bu işi yönetmek lazım. Bu başka bir şey. Şimdi 100 bin, bu 100 bin lira limitin bir zenginlik kriteri olduğuna kim karar verdi arkadaş? Çünkü mevzuat diyor ki, sen yazını yazdın biliyorum. Mevzuat diyor ki belgeleyebildiğin gelirinin maksimum 4 katı sistemde kredi kartı limitin olabilir. Yani maaşın 50 bin lira mı? Sistemde X bankası, Y bankası, Z bankası hepsi dahil, maaşın 50 bin lira ise senin limitin maksimum 200 bin lira olabilir. Güzel. Dolayısıyla bugün cebinde 100 bin lira limitli bir kredi kartı olan vatandaş aslında 25 bin lira gelir sahibi. Şimdi asgari ücretin 17 bin lira olduğu yere 17 bin lirayla yaşayana fakir, 25 bin lirayla yaşayana zengin diyorsan, senin zaten ya matematiğinde ya zihinsel falan başka bir takım sorunlar var burada. Onun için net biçimde söyleyeyim. Bence senaryolardan biri, toplumdan bir ses geldi ve bir bence geri adım atılacak burada. Bu birisi. İki, ben kendi adıma da söyleyeyim. Vatandaş olarak devletin, özellikle ben, yani emekli, dar gelirli, sabit ücretli, bordroyla çalışan, yani vergi kaçırmak gibi bir imkanı, alanı olmayanlar açısından söylüyorum. Ben devlete vergimi veriyorum kardeşim. Devletin üstüne düşen benden aldığı vergiyi en etkin biçimde, en doğru alanlarda değerlendirmek. Vatandaş diyor ki bana yeter. Buraya kadar bak, vergisini ödemeyen, vergisini alamadığın, vergisini sildiğin bir sürü insanlar var. Biraz oraya git. Dolayısıyla bir daha söyleyeyim. Konu asla ve asla benim açımdan savunma sanayinin yani parayı veren savunma sanayinin güçlenmesini istiyor. Vermek istemeyen güçlenmesini istemiyor gibi bir basit denklem değil bu. Önce onu söyleyeyim. İki şey daha söyleyeceğim bu arada. Birincisi, insanların çoğu kredi kartları limitlerini düşürmek üzere harekete geçmişler anladığım kadarıyla. 100 bin liranın altına çekenler. Şimdi arkadaşlar birkaç senaryo var. Bir, bu haliyle geçer. İki, iptal edilir geçmez ya da bir ara formül bulunur. Atıyorum 750 değil 250. Yurt dışı çıkış harcını da hatırlayın, öyle olmuş çünkü. Şimdi bugün kredi kartı limitinizi indirmek size de bir şey sağlamayabilir. Çünkü ortada bir tartışma var. Ama şöyle bir sorun olabilir. Taslaktan çıkarıldı yazmış bir arkadaşımız da ona takıldım onu hemen düzelteyim. Ocak'ta konuşacağız diyorlar. Ya birader, Ocak'ta konuşacaksan niye Ekim'de konuşuyoruz o zaman? Yani Hep öyle. gerçekten gerçekten sakin olmaya çalışıyorum ama bu borsa konusunda da böyle oldu. Borsa vergisiz konusunda. Yahu devlet zaten kalemi kırar, kararı çıkartır ve uygular. Bu böyle sürekli bir nabız yoklama. Gerek yok bunlara yani. Tamam mı? Ya Ama şunu söyleyeyim. Kredi kartı limitinizi indirirsiniz, düşürürsünüz. 3 gün sonra saçmalama. tekrar limitinizi yükseltmek istediğinizde bu sefer denebilir ki, aa birader, senin sistemdeki toplam limitin 200 bin lira olması lazımdı. Seninki 500 bin liraymış. Dolayısıyla biz sana artık 500 bin liralık kart veremeyebiliriz. Son cümle, lütfen burada bizi izleyen dar gelirli, geçim sıkıntısı çeken çok arkadaşımız vardır ama lütfen kimse şımarıklık olarak değerlendirmesin. Bir matematik gerçeklikten söz ediyorum. 100 bin liralık bir kredi kartı bugün Türkiye ölçeğinde çok da fazla bir işe zaten yaramaz kardeşim. Tamam, yani işte çocuğun okulu, işte çocuğun servisi, işte bir sigortan, yediğin içtiğin market falan dedim mi bu kadar zaten. Bu arada şimdi benim söylediğim şey de böyle arada kalmasın. Çünkü linç etmeye bayılan
insanlar var etrafımızda. Gerçi buradaki hiçbir arkadaşımız onlardan değil. Benim zoruma gidiyor dedim ya, onu bir açayım da ondan sonra piyasaya hemen dönelim. Zoruma gidiyor çünkü tam da senin söylediğin gibi ben savunma sanayi için, iletişim için, sağlık için, güvenlik için, eğitim için, barınmak için vesaire, yani bütün bunları yapılması için zaten yol için, su için, elektrik için falan, yani çok basit şeyler için ben zaten vergi ödüyorum. Ödediğim verginin önemli bir kısmında zaten savunma sanayine gitmesi lazım. Çünkü güvenliğimi sağlayacak. Dolayısıyla epeyce de ciddi bir vergi ödüyoruz sonuç itibariyle. Yani bu vergilerle işte şey, kamu harcamaları konusunda belki daha dikkatli davranılabilir. Kamu harcamaları daha aşağıya çekilebilir. Makul tasarruflar yapılabilir. İşte Sayın Mehmet Şimşek açıkladığı için söylüyorum. İşte artık çakarlı arabalar olmayacaktı. Kamu tarafında şeyler olmayacaktı. Onlarca güvenlik olmayacaktı vesaire. Belki onlar mesela olmayabilir. Dolayısıyla hani limitten, yani harcamadığım paradan, benim olmayan paradan ihtimal ki ya harcarsam diye tanınmış bir haktan vergi alınması aslında şey değil, yani makul de değil, hukuki de değil. Ama az önce senin hatırlattığın üzere yurt dışı çıkış harcı da makul değil. Onu da Refet Hoca yazmıştı, Refet Gürkaynak. Yurt dışı çıkış harcı aslında vergi borcu olan birinin mesela çıkamaması lazım. Ama bunu ödeyemeyen, yani vergi borcu olan çıkabiliyor. Ama yurt dışı harcı ödemeyen, ki bu da bir vergi, onu ödemeyen çıkamıyor. Böyle saçmalık olmaz. Yani ikisi de aynı kategoride değerlendirmesi lazım vesaire diye yazmıştım. Ama hukukçu değil, bilmiyorum. Refet Hoca'nın söylediğini söylüyorum sadece. Dönelim piyasaya. Refet Hoca'nın değil, Gönenç Hoca'nın söylediklerini söylüyorsun. Aman, yani Refet Hoca'nın söylediği her şey düzen olduğu için. Onlar kardeş. Şimdi onlar kardeş. Evet, özür dilerim. Gönenç Gürkaynak yazdıklarını söylüyorum. Konuyu başka bir yere getireyim. Aslında bugün yaşadığımız bu sosyal sorun enflasyon konusunda da önümüzdeki en büyük engellerden bir tanesi. Çünkü bir mutabakata varamıyoruz. Yani devletle millet bir mutabakata varamıyor. Şimdi devlet diyor ki bu vakada da, kardeşim benim paraya ihtiyacım var ve bu parayı almam lazım. Millet de diyor ki hayır efendim, senin paraya ihtiyacın yok. Sen benden yeterince parayı alıyorsun ama sen parayı doğru kullanmıyorsun. İsraf ediyorsun. Har vurup harman savuruyorsun. Dolayısıyla daha bana gelme. Git kendi etrafını bir şey yap. Ne derler? Bir çeki düzen ver. Şimdi demin sinirlenmemin sebebi o. Yani böyle birinin aklına bir fikir geliyor. Sen de okuduğum için yazını biliyorum. Sen de tam onu yaz. Böyle sürekli böyle bir hikaye büyüyor. Mesela şöyle oldu değil mi? Bundan 2-3 ay mı oldu? Sayın Bakan dedi ki işte tasarruf tedbirleri paketinde 100 milyar liraydı galiba. İşte memurların servisi kaldırılacak. Pek çok insan da dedi ki ya kardeşim, yani devletin tasarruftan anladığı memurunun olamaz servisi midir yani? Gözünü seveyim yani. Bütün tasarruf edecek alanları kullandık. Geriye bir memurun servisi mi kaldı? Hayır kardeşim, memurun servisi kalkacak. Peki. Dün ne oldu? Sendikayla bakanlık görüştü. Memur arkadaşlarımızın servis hakkı iade edildi ya da kaldırılmayacak. Bilmiyorum süreç nasıl işledi. Şimdi mikroyu bile yönetirken bu kadar zikzak çizilirse makroyu yönetme konusunda toplumla bir mutabakata varamaz. Yahu konu memurun servisi birader. Yani kaç para ödendiği belli. Kaldırırsa kaç para tasarruf edeceğim belli. İşte onun yerine memura bir ücret ayarlaması yapacak. Ya dört işlemle çıkıyor ya bu. Tamam mı? Ve bu 100 milyarlık paketin ne kadar ya bu servis? Fark etmez. Bak, servisin kalması doğrudur. Kaldırılması yanlıştır falan demiyorum ben ya. Ama bir karar alınıyorsa bunun en ince detayına kadar analiz edilmesi ve ondan sonra yerine getirmesi. Bu ülkede böyle bir hastalık var ya. Mesela deniyor ki işte şu tarih son ödeme tarihi kardeşim. Ödedin ödedin, ödemedin bitti. O güne geliyorsun. Sen enayi gibi, çok affedersin ama çoğumuz öyleyizdir. Enayi gibi gidip vergini ödüyorsun, işte SGK primini ödüyorsun. Sonra süre uzatıldı. Sonra diyor ki aa, af çıktı. Kime af çıktı? Kimi ödüllendirdin sen? Kimi ödüllendiriyorsun kardeşim sen? Yani kimi ödüllendiriyorsun, kimi cezalandırıyorsun?
vatandaşlık görevini yerine getirmiş, vergisini gününde kuruşu kuruşuna devletin belirlediği sınırlamalar çerçevesinde ödeyen beni cezalandırıyorsun sen. Sonra deniyor ki mesela vergiciler, işte kimse şey ödemiyor bu ara. SGK prim ödemiyor. Ondan sonra işte vergisini ödemiyor. Allah Allah, bil bakalım niye ödemiyor acaba? Değil mi yani? Neyse, biz piyasaya dönelim. Buna başlayalım. Benzer o kadar çok örnek var ki gerçekten ve işte şey de bir tarafıyla beni çok üzüyor. Bu ülkenin önemli sorunlarından bir tanesi o. Anlamadan, dinlemeden başkasını suçlamak, işte kendi yapmayacağın şeyleri bile söylemek çoğunlukla falan, bunlar bana çok tuhaf şeyler geliyor. Neyi kastediyorum, işte tutuyor mesela biri şey yazabiliyor, yani sen ülkenin savunma sanayi konusunda 750 liradan imtina ediyorsan vatan hainisin falan gibi böyle çok büyük büyük lafları çok kolayca yazıp kullanabiliyorlar. Tıpkı şey gibi, onu hiç unutamayacağım. Suriye'den gelen kayıtlı olmayan, kaçak halde yurtta bulunan vesaire insanların tekrar yurtlarına gönderilmeleri ya da kayıt altına alınmaları gerektiğine ilişkin pek çok miting yapıldı, pek çok konuşma yapıldı, pek çok yazı yazıldı. Ben de bu görüşteyim ve buna benzer yazılar çok fazla yazdım, konuşmalar çok yaptım. Adam geliyor işte şey, ne var ki diyor, evinde bir tane Suriyeli ağırlasan ne olur ki? Sonra diyorlar ki ya biz bir tane senin için Suriyeli bulduk, ağırlar mısın? Ay benim evim müsait değil diyor falan. Yani yapma arkadaşım, yapamayacağın şeyi söyleme yani sana. Yani olmuyor bu, tamam mı? Olmuyor. Mesela başkası matematiksel bir açılım falan yapıyor. Matematik bilmiyorsan bari matematikle anlatmaya çalışma. Hani çünkü bilmiyorsun ya matematik. Olmuyor ya hani. Zorlama arkadaşım, zorlama, yazma. Ondan sonra hani üzerine bir şey yazmak istiyorsun, cevap verecek, bir de bununla uğraşacağız şimdi falan deyip onu da yazamıyorsun falan. Ama bir sürü başka insan ondan etkileniyor, ona da üzülüyorum. Yani böyle bir karman çorman şeyler içerisindeyim, düşünceler içerisine giriyorum. Yapmayın, ne olur yapmayın. Mineciğim, sana izinle, yani senin izinle arkadaşlara bir cümle söyleyip sonra da izin olsa bu konuyu kapatıp kendi işimize bakalım. Evet, lütfen. Ya bu ülkenin bence en güzel özelliklerinden bir tanesi, bu ülkede her şey olursa rezil olmaz. Yani dün bu uçta dediğine bir yaranma içgüdüsüyle, bir pozisyon alma, daha fazla nemalanabilir miyim, beklentim karşılanabilir mi diye canhıraş biçimde buradaki görüşü savunan arkadaşların siyaset söylemi, siyasetçinin söylemi değiştiğinde, kararı değiştiğinde herkesten önce öbür tarafta, yani 180 derece değil, böyle hamster gibi böyle dön baba dön 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 dön, sonra bu tarafa savrulup orada yine canhıraşça savunduklarını gördüğümüz için artık gerçekten şeye de gerek yok ya. Çok da konuşmaya gerek yok. Yani burada önemli olan herkesin bir fikri var. Herkes fikrini bence özgürce demokratik ortamda paylaşmalı. Katılalım katılmayalım, herkesin fikrine saygı duymak da hepimizin gerek insani gerekse hukuk demokrasi çerçevesindeki şeyi. Dolayısıyla hani meşhur laf var ya, bugün çok belki amiyane oldu. Gerçekten arkadaşlardan da özür dilerim. Burası gün geçtikçe ağzı olanı konuştuğum ülke oldu.